Sokaktan alıyor biri. Dün videosunu izledim. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza küfür ettirdi. Ondan sonra diyorsunuz ki kardeşim bu adamlar bizi alıyor cezaevine atıyor. Yok karakola alıyorlar. Cumhurbaşkanı namuslu şerefsiz diyor. Köpek oğlu köpek diyorum ben de ya. Yazıklar olsun be. Ulan konuşturuyorsunuz. Küfür ettiriyorsunuz. Ondan sonra yok bizi aldılar. Yok bizi şey yap. O sokaktan alabeli yok mu? Dün bir videosunu izledim. Başımızdaki namussuz diyor ya. Başımızdaki namussuz şerefsiz diyor. Bak Cumhurbaşkanı'na denir mi bu ya? Yazıklar olsun lan size. Bir dünya yapan var. O hainler. Ondan sonra özgürlük yok diyorsunuz lan bu ülkede. Köpek oğlu köpekler. Nasıl özgürlük yok lan? Şu adamın verdiği özgürlüğü kim verdi lan bu ülkeye? Sen kime hakaret ediyorsun onu anlamadım. Ona Cumhurbaşkanı namussuz şerefsiz diyor. Ona daha önce hapiste miydiniz özgür dizdiniz daha öncekinde? Daha önceki devletlerde hapiste miydiniz? Milletlerde, CHP'lerde veya Demirel'lerde hapiste miydiniz? Ona şimdiki özgürlük var mı diyorlar? Özgürlük ona kızıyorum yani. Yok mu? Özgürlük yok. Hayır biz hep özgürdük zaten. Ya var mı yok mu? Var ama biz hep özgürdük zaten. Tamam. Biz önceden de özgürdük şimdi de özgürüz. Bize bıraktığınız hayattan gençlikten memnun musunuz? 10-20 sene sonra siz olmayacaksınız biz olacağız. Bundan memnun musunuz? Valla onu Allah bilir de. Yani sizin bıraktığınız gençlik mesela nasıl bir şey istiyorsunuz? Hak ettiğimiz yaşamı. Mesela ne istiyorsunuz? Hak ettiğimiz yaşamı yaşadığımızı düşünüyor musunuz? Hayır. Şimdi ne olarak? Biz Amerika'daki bir genç kişi gibi yaşamak istiyoruz belki. O zaman Amerika'ya gideceksin. Hayır abicim bak. Niye burada yaşamak? Hayır burada ne anlamda diyorum ben de sana şey diyorum. Bak güzel kızım diyorum ki ne anlamda yaşamak istiyorsun? Amerika'da yaşadığınız gibi. Bir söyle bana. Bak şimdi. Benim babam evi geçindirmek için iki işte çalışıyor. Doğrudur. Tamam. Evet katılıyorum. Burada gelip ekonomiyi savunanlar. Ben ekonomiyi savunmadım şimdi. Tamam bak. Bak ben burada hiç ekonomiyi savunmadım. Tamam hiç savunmadım. Ben konuşmak istemiyorum. Hiçbir şekilde hakkımızı helal etmiyoruz. Niye helal etmiyorsunuz? Gerçi yok konuşmak kimin kimde hakkı varmış? Kimin kimde hakkı varmış? Neyin hakkını helal etmiyor ya? Tek taraflı konuşuyor. Ben konuşuyorum bu tarafı savunuyorum. O konuşuyor o tarafı. Bu onun yanlışını söylüyor. O onunki. O helal etmediği kişinin hakkı onda ne kadar var? Abi herhalde AK Parti tarafına helal ediyor. Ya AK Parti bir kenar A Parti, B Parti, C Parti bir kenara bırakalım. Şu hizmeti göremiyorsak tamam mı? Hizmet yapılmış. Neler yapılmamış? Kaç milyon tane hizmet sayayım ki? Say bir tane, bir iki tane. Ya neyi sayayım sen söyle. Mesela şu altyapı ulaşımı olmasaydı. Bir dakika. Bir dakika. Şu altyapı ulaşımı olmasaydı. İstanbul trafiği felç değil miydi? Bu nüfus patlamasıyla birlikte. Şu an İstanbul nüfusuna göre. İmamoğlu geldi yaptı doğru. İmamoğlu neyi yaptı? Altyapı yaptı. Neyi yaptı? Ne altyapısını yaptı? İstanbul altyapısını yaptı. Avrasya'yı o yaptı doğru söylüyorsun. Metrobüsleri o yaptı. O mu yaptı? İstanbul'un şu an İstanbul'un şu an sorunu var mı? Neyse kimin kimde hakkı varsa başka bir şey. Sahtekarlık yapmış. Neyi İmamoğlu neyi bir yaptı? Tane abi. Bir tane bir şeyini say bakayım. Sen ne yaptı? Ne bağımsız ve tarafsız. Tarafsız abi. Soruyorsun? Bir tane hayır, sadece ulaşıma. Ama sen demin taraflı konuştun. Bak ulaşım bedava olacaktı. Süt yollar işte. Ya ulaşım niye bedava? Evet. Çarık dönecek niye bedava olsun? Bedava diyordu. Bedava diyordu. Seçime. Kendi şahsi menfaatine hiç kimsenin koltuğa bu ülkenin ekonomik kadar bedava diyordu. Milli gelirini oldu? Şimdi kendi şahsi menfaatine harcamaya hiç şimdi 25 lira olur. İşte hakkı yoktur. Bak diyorlar ki AK Parti geldi 20 senedir başladır ne yaptı? Ben onların bir şey demiyorum. Tamam bir şey yapmamış. Ben de diyorum ki o kesime diyorum ki ya sol partiler neden iktidara gelemiyor? Bunu biri bana cevabını versin. Neden gelemiyor? Bana cevap versin. Burada bana karşı olan biri vardır. Şu abi bana cevap versin. Kırmızı abi. Sol partiler neden iktidara gelmiyor? Gel versin abi. Benim diyeceğim tek şey ne söyleme. Ne sağcıyım, ne solcuyum, ne AK Parti. Tamam. Ne bilmem ne. Tek yol Mustafa Kemal Atatürk. Onun izinde yürüyen, tarafsız, bağımsız. Ne mutlu Türk'üm diye söylemesini bilen bir yurttaşım. Ne mutlu Türk'üm bitti. Diyorum ben de. Ne mutlu Türk'üm diyorum ben. İşte ben de onu soruyorum. Kimse cevap vermiyor. Solcular niye iktidara gelemiyor? Niye gelemiyor arkadaşlar? Sol partiler niye iktidara gelmiyor? Biri cevap versin bana ya. Solcuların yok mu burada solcu? Hadi. Ya cevap verin cevap. Yok. Yok cevap yok. Ben ne diyorum abi? Taraf vermiyor ya abi. He? Muzaffer taraf oy vermiyor. Niye vermiyor?
Niye vermiyor? Niye vermiyor? Ben sana soruyorum. Sen bana cevap ver. Bu kimse vermiyor. Kimse vermiyor kardeşim cevap. Niye? Çünkü onlar hak yemiyor. Solcular hak yemiyor. Para yemiyor. Din istismarı yapmıyor. Ondan vermiyorlar. Öyle mi? Hayır, yani. Tamam. Bak, bir dakika, bir dakika. Şimdi sabah namazı başladı. Dur. Gerçi bak, o her gün cuma namazı kılıyordu. Doğru. Dur. Şimdi abi diyor ki AK Parti sen dedin ki dini istismar etmiyor. Evet. Kim dini istismar ediyorsa tamam. O yanlış onundur. Küfür et. Allah belasını versin. Allah belasını versin. Ben küfür etmem senin gibi. Sen demin ki abiye de ben küfür etmedim. Sataştı. Abi kimse küfür yok. Bir dakika şunlar dedi ki Atatürk'ü istismar ediyorsa Allah onlara da belasını versin. Ben ilgilendirmem. Kardeşim beni Atatürk 50 senedir 60 senedir gitmiş. Bu memlekette güzel şeyler yapmıştır. Kötülüğü de olmuştur. Kimse onu şey yapmasın. Bak abi diyor ki İmamoğlu seçim döneminde her gün iftar açıyordu değil mi? Normal. Ben diyor her akşam açabilir. 60. Kimi diyor o zaman? Din istismar mı ya yani abi? Yani bir şey gidip bir dakika. Gidip bir şey kazandı. Bak okusun kardeşim. Kur'an'da okusun, namazında kılsın, Atatürk'ü de savunsun. Ben sana diyorum ki neden gelmiyorlar iktidara? Sol partiler niye gelmiyor? Bilmiyorum. O kendine bir sor. Peki abi ben sana bir şey soruyorum. Kendine sor. İşte benim uyumu niye almıyor? Ben bir şey soruyorum. İmamoğlu şehitler. Bu abiye soracağım. Hayır abi. Saygı çerçevesinde ben soracağım. Hani cevap Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'la bir dakika görüştü değil mi? Ama HDP'den ve İYİ Parti'nin izin almadan görüştü. Bir dakikada sana da İçişleri Bakanlığı'nı, işte Savunma Bakanlığı'nı vereceğim dedi. Ya İYİ Parti buna kızmadı tamam, mı? Bunları niye konuşuyorsunuz? Ben anlamıyorum. Başka çünkü, bir adam başka bir soru soruyor. Bir saniye. Sen din istismarından bahsediyorsun. Evet, o diyor ki 12 şehit oldu. 12 evet. Şehit verdi. TRT'de cümbüş vardı. TRT'de cümbüş vardı. Adam dedi ki niye yasa ilan etmiyorsunuz dedi. Evet, evet. Ondan sonra o İmamoğlu gitti yılbaşında göbek attı. Cümbüş vardı TRT'de. Abi göbek attı göbek. TRT'de cümbüş vardı diyorum. Sen duymuyorsun herhalde. Tamam senin o İmamoğlu'nun da yas sussun derken ya niye göbek atıyor abi? Ya TRT'de cümbüş vardı diyorum. Sen anlamıyor musun? Abi bak ben sana anladım. Söyleyeyim. Ben bir şey anlatıyorum sana. Senin bu sol taraf dediğin abi hala HDP ile iç içe kol kola. HDP ile çadır mahkeme şeyde. Abicim. Bir dakika. Ha burada davullu zurnalı kim yapıyordu? Şey yapıyorlardı. Kim çıktı de? Televizyon. Bir dakika onu anlat. Bir onun cevabını. Ben anlatıyorum işte. İnşallah. Devlet yönetiyorsun. Devlet. Öyle. Teröristler de Mekir Mekir'e var. Geri geldiğinde taviz vermeyi bileceksin. Taviz ver. Ooo ne güzel bak teröristler. Devlet yönetiyorsun devlet. Bak teröristlere taviz vereceksin. Sen evinde evladına bile mecburen taviz veriyorsun. Ha? Abdullah Hoca. Bir evi yönetemiyorsun. Abdullah Hoca'la. Koskoca ülkeyi yönetiyor. Abdullah Hoca'la. Mektubunu kim okuttu? Kim okuttu? Bak abicim. Bütün dünya bu adamı alkışlarken evet. Tamam. Bizim ülkemiz nankörlük yapıyor. Başka bir şey ondan değil. Ondan sonraki seçimde... Ne diye? Anlamadım. Bir dakika. Bizim ülkemiz kadar nankör bir millet yok. Tabii canım. Yok. Tabii. Nankör bir millet yok. Niye abi? Niye? Bak nankör abi. Bir poşete, bir patatese, bir soğana satabiliyorlar. Şu anda bu abi İstanbul'da yaşıyor. Memnun musun abi İstanbul'da? Şu İstanbul'dan memnun musun? Ben her gün şurada tramvayda, tramvay bozukluğundan, otobüsün gelmemesinden artık illallah geldi. Allah'tan korkuyor. Ya Allah'tan vallahi korkuyorum ben abi. Allah'tan korkuyorum ben abi. Allah'tan korkuyor. 25 yıl ya boyunca. Ya hiç Allah korkumuz yok ya. Bir dakika abi. Bir dakika. 25 yıldır AKP yönetiyordu abi. Niye geç geliyor? Biz sana soralım. Bak abicim bak. Ben doğuma büyüme İstanbulluyum. Ben bu kadar tramvayım bozuldu, otobüsüm bozuldu bir şey görmüyorum. Yazın klima çalışmıyor, kışın soğukta adam soğuk klimayı açıyor. Ben böyle bir zihniyet var mı? Abi ben de her gün gelip gidiyorum. Her gün gelip gidiyorum. Her gün. Bakalım bu seçimde göreceğiz. Göreceğiz. Ben bu kelleyi devirsem AK Parti'ye vermiyorum. Anladın? Bu abi bir saniye. Ya sen kellene gerek yok ki zaten. Vermem ki. Niye vereyim? Sen kimse sana zorla verdiğim yok ki zaten. Ben konuştum. Suriyelere göndermeden vermem. Tam verme. Göndermeden ya, vermem. İnşaat kafasıyım. Gözüm. Bir sanatkar onlar bak, ben böyle de bir kaynak yapıyor. Ben de Suriyeli. Biz adam tutamıyoruz. Gitsinler. Abi Suriyeli, bak Suriyeli Kayseri'nin bir tane adam öldürdü.
Türk adam öldürdü. İşsiz kalıyoruz abi burada. Ya biliyoruz kardeşim. Böyle göğsüne vur, bana öyle şeylik yapma. Biz de biliyoruz. AK Parti sen istediğini verebilirsin Allah Allah. Sen hürsün. Allah sana akıl vermiş, fikir vermiş. Abi destek olun. Destek olun. Hepiniz birlik olun. Kime destek olalım? Kime? Sen söyle ben vereyim. Kime vereyim? Şeytanlar başında şeytan var şeytan. Şeytanlar var. Şeytanın ta kendisi o. Hizmet yapıyor. Şeytan abi. Ya hangisini engelledi? Bana onu söyle abi. İmamoğlu'nun yaptığı bir şey söyle. Türkçesi 5 kat at. Google'a yaz, orada öğren. Ya bak. Ya bak abicim. Senden bir şey rica ediyorum. Sadece bir şey. İmamoğlu ne yaptı? Bana bak, söyle ya. Beni aydınlat ya. Ben bilmiyorum. Bak. 350 bin, bir dakika. Ha. 350 bin kişiye 750 bin lira öğrenciye burs verdi. Birinci. anne kartı çıkardı. Milyonlarca anne 4 sene kartları bedava gezdi. Evet. 2 3 10 tane çalışmayan metroyu, 10 tane çalışmayan, yapılmayan metroyu şu anda hepsi yapılıyor. Bunlar yetmiyor mu bak sana? Abi, o metrolar dediğin AK Parti zamanında başladı ki. %5 vardı. Bir dakika. Hiçbirini senin o İmamoğlu suya zam yapmayacağım dedi. Yaptı 2. Ne yapsın? Elektrik atıyor. Bak bir saniye. Otobüslere zam yapmayacağım dedi. O geldikten sonra kaç para oldu? Ya, 15 ya, lira 20 lira. Mazot 11 liraydı. Şu an 30. Ya, 30 40 lira. İmamoğlu geldiğinde kaç paraydı? Bir dakika abi. Mazot kaç paraydı? Bir dakika. Ben sayıyorum sana. Bir saniye. Dedi ki İspark dedi nasıl dedi zarar ediyor dedi. İspark'ın saati 52 lira. Gir bak ihalesine bak. İspark'ın gir. O kadar laf ediyordun. Her yeri kapattırdı. Şurada araba park edecek yer bulamıyorsun. Yıktı etti eyledi. 52 lira ya saati 52 lira. Ya ne yapacak? Niye normal otopark 100 lira 150 lira günlüğü? Abi siz yani ha. Onu diyorum abi. Ya, şimdi bak. İmamoğlu 4-4'lük yönetiyor. Bak 4-4'lük yönetiyor. Abi tebrik ediyorum seni. Abi ben bir şey demiyorum size. İmamoğlu çalmayı da bilmiyor. Oylar Ekrem İmamoğlu'na. Niye Ekrem İmamoğlu abla? Vallahi üstüne çok gittikleri halde gene de biz memnunuz. Kazanacak mı abla? Kazanacak. Ya kaybeder. Sanmıyorum. Onun destekçileri çok. Siz ne düşünüyorsunuz? Abi her zaman Erdem Büyük Fener. Bunu bilir bunu konuşuruz. İmamoğlu mu? Onun sosyal medyası bende ekli. Onun neler sosyal medyasında paylaşıyor neler yaptığını. Projelerini anlatıyor sosyal medyasında. Takip ediyorum. Gayet güzel çalışıyor. Teşekkürler abi. Ama gene dengelerini çalışıyor. Teşekkürler. Bir daha yapalım mı?